Khan Akademi'de yaşamın temelleri ve doğal seçilimle ilgili birçok videomuz var arkadaşlar. Yaşamın bize bugün içinde yaşadığımız karmaşık dünyayı sunabilmek için nasıl evrildiği hakkında birçok teori ve bazı fikirlerimiz olmasına rağmen temel sorulardan biri ne yazık ki hala cevapsız. Bu çok önemli soru. Bilimsel açıdan yaşamın biyolojik kökeni ile alakalı Evet, bilimsel çerçeveden baktığımızda dünyamızda yaşam nasıl ortaya çıkmış olabilir? Bu soruyu sorarken tabii ki hepimizin sahip olabileceği farklı dini inanışlara saygısızlık etmek istemem. Sadece bilim dünyası bu konuyu nasıl açıklıyor size onu anlatmaya çalışacağım. Bu arada bu zor soru beraberinde bilim insanlarının aklına başka soruları da getiriyor ve bizi dünya dışında bir yerde de yaşam olup olmayacağı, hatta eğer varsa da bu yaşam formunun nasıl olabileceğiyle ilgili düşünmeye de itiyor. Şimdi isterseniz önce bilimsel olarak neleri bildiğimize bir göz atalım. Buraya bir zaman çizelgesi çizeceğim. Burası 1 milyar yıl öncesi. 2 milyar yıl öncesi. 3 milyar yıl öncesi. 4 milyar yıl öncesi ve bu da bugünü gösteren çizgi olsun. Bu çizginin 1 milyar yıl önce olduğunu bir kere daha tekrar edeyim. Evet. Şimdi dünya ve güneş sisteminin geri kalanının yaklaşık olarak 4,6 milyar yıl önce oluştuğunu biliyoruz. Burası dünyanın oluştuğu zaman. Tam bu noktada ya da kulağa daha iyi denk gelsin isterseniz 4,5 milyar yıl önce diyelim. Dünya Pek de yaşanabilir bir yer değildi. En basit yaşam formu için bile. Bunun sebebi Güneş Sisteminin çok çılgın bir ortam olmasıydı. Çok büyük ölçekli çarpışmalar yaşanıyordu. Hatta Ay bile bu çarpışmaların biri sonucunda ortaya çıkmıştır. Gezegen büyüklüğünde iki gök cismi çarpıştığında bunların birine proto dünya diyoruz. Kendi etraflarında dönmeye başladılar ve sonuç olarak dünyadaki gergitlerin sorumlusu sevgili uydumuz Ay oluştu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu ortam yaşamın oluşabilmesi için hiç uygun değildi. Ay oluştuğu zaman bile güneş sistemi büyük bir bombardıman altındaydı. Evet gerçekten de hiç ama hiç uygun değildi. Bugün gözlemlediğimiz istikrarın ortaya çıkışı için çok ama çok uzun bir zaman geçmesi gerekiyordu. Bu durum 3,9 milyar yıl önceye kadar bu şekilde çarpışmalar ve patlamalarla devam etti. Ve bu zaman dilimi bugün Yaşamın ortaya çıkışının bu döneme denk geldiğini tahmin ettiğimiz zaman dilimidir. Bundan önce bombardımanın şiddetinin kesildiği zamanlarda belki çok ilkel yaşam formları ortaya çıkmış olabilir. Ama bombardımanın yeniden başlamasının ne yazık ki onların da sonu olduğunu tahmin ediyoruz. Kim bilebilir ki belki de hayatta kalmışlardır. Ben size bugün sahip olduğumuz yaygın görüşü aktarmaya çalışıyorum bildiğimiz bir başka şey yaşamın varlığına dair 3,5 milyar yıl öncesine dayanan fosil kalıntılarının bulunması. Bunlar stromatolitlere ait. Mikroorganizmalar bugün bile hala oluşturmakta oldukları bu yapıları oluşturmaya ta o zamandan başlamışlar. Mikroorganizmalar her ne kadar karmaşık yaşam formları olarak görülmeseler de, mikroorganizmaların içinde gerçekleşen olayları düşündüğünüzde ve onları cansız ve basit organizmalarla karşılaştırdığınızda ortaya çok karmaşık bir tablo çıkıyor. Şu anda yaşamın bu zaman aralığında bir noktada ortaya çıktığına dair yaygın bir görüş hakim. 3,7 milyar yıl önce bir RNA dizisi gerekli onayı aldıktan sonra kendini kopyalamaya karar verdi ya da vermedi diye düşünsek bile bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilsek bile hala nasıl gerçekleştiğini ne yazık ki bilmiyoruz. Ben nasıl sorusunun ne zaman sorusundan çok daha önemli ve ilginç olduğunu düşünüyorum aslında. Ve bu soruyu cevaplayabilmek için birkaç aşamadan geçmemiz gerekecek. Öncelikle dünyanın ilk zamanlarında hangi basit moleküllerin bulunduğu hakkında düşünebilim, düşünelim ya da bulunabileceği hakkında. Ekranda birkaç örnek var. Mesela bu H2O ya da herkesin bildiği adıyla su. Buradaki CO2 ya da yine bilinen adıyla karbondioksit. Görmesi biraz zor olduğu için daha açık bir renk kullanayım. Evet bu karbondioksit. Bu moleküler azot, bu amonyak, bu da fosfat. Bunların bugün de yaygın olarak gördüğümüz moleküller olmakla birlikte karmaşık organik molekülleri nasıl oluşturduklarını bilmiyoruz. Organik moleküller demişken bunların proteinlerin yapı taşları olan amino asitler ya da RNA ve DNA gibi benzer yapıların yapı taşları olan nükleotidler veya şekerler ve benzerleri olduklarını düşünmeniz gerekiyor. Şimdi size soruyorum bu gerçekçi bir şey mi? Yani buradaki oldukça basit moleküllerden bu daha karmaşık organik molekülleri nasıl elde etmiş olabiliriz ki? Çok basit bir cevap vereceğim. Bugün bunlardan bunlara geçişin yaşam var olmadan yani abiyotik olarak mümkün olduğuna dair güçlü kanıtlarımız var. Abiyotik kelimesini sıklıkça, sıklıkla pardon duyacaksınız. Antibiyotik bakterileri yani canlıları öldüren bir şeydir. Öyle değil mi? Abiyotik ise cansız demek. Amino asitler ve bunlara bağlı organik moleküllerin meteorlar ve diğer gezegenlerde yine cansız bir ortamda ortaya çıkmış olabileceğine dair elimizde kanıtlar var. Bu gördüğünüz amino asit ve diğer basit elementleri laboratuvar ortamında üretebildiğimizi de eklemek istiyorum. Bu konudaki en ünlü deney Miller ve Yuri deneyidir. 1950'lerde yaptıkları bir deneyde Miller ve Yuri bir miktar enerji ile bir kıvılcım elde ettiler. Bunun dünyanın ilk zamanlarındaki bir yıldırım ya da şimşeğe karşılık geldiğini düşündüler. Burada ise o zamanların dünyasında var olduğunu düşündükleri bir gaz karışımı elde etmeye çalıştılar. Bu arada o zamanlar dünyada çok fazla oksijen olmadığını ve yaşamın başlayabilmesi için de oksijene ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Evet, Miller ve Urey'nin kullandıkları gaz karışımı birebir doğru değildi belki ama bu deneyle çok önemli bir buluşa imza attılar. O zamanlar dünyada bulunduğunu tahmin ettikleri gaz karışımı ve sisteme eklenen enerji ile bahsi geçen organik moleküllerin bazılarını elde ettiler. Bunun için buradaki ilk aşamanın gerçekleşebilir ve gerçekçi bir olay olduğunu kabul edebiliriz. Sıradaki soru bu moleküllerle ilgili. Bu moleküller var olan en karmaşık moleküller, hatta yaşam için gerekli olan moleküller arasında bile değiller. Proteinler işin gerçekten ilginçleşmeye başladığı noktadır ve binlerce ama binlerce amino birleşmesinden oluşurlar. Buna ek olarak en azından bizim bildiğimiz şekliyle yaşamın yapı taşlarından biri olan RNA ve DNA'nın da 10 milyonlarca nükleotidin birleşmesinden meydana geldiğini de ekleyelim. Burada DNA molekülünün çok küçük bir parçasını görüyorsunuz burada gördüklerimize kıyasla ne kadar karmaşık olduğunu fark ettiniz öyle değil mi? Amino asitlerden protein aynı şekilde nükleik asitlerden de DNA elde etmenin cansız bir ortamda mümkün olduğuna dair kanıtlar da mevcut. Doğru zamanda doğru miktarda enerjiyle, hatta bazı bilim insanlarının da iddia ettiği gibi bu moleküllerin doğru yüzleri bir araya geldiğinde buradaki karmaşık yapılar birdenbire ortaya çıkabiliyor. Şu anda Tamam, proteinler çok havalı. DNA ve RNA kısmını da anladım. Ama yaşam nasıl oldu da ortaya çıktı diye sorduğunuzu hayal edebiliyorum. Yani hangi noktada bunlar proto yaşam formu haline gelmiş olabilirler ki? İşte bu hala bilinmeyen bir konu. Ama birkaç hipotez var. Bunlardan biri RNA dünyası hipotezi. Hemen yazalım şuraya. RNA dünyası hipotezi. Bu hipoteze göre ilk proto yaşam kendini kopyalayan RNA moleküllerinden ibaretti. Bilim insanlarının DNA'dan çok RNA'ya eğilmelerinin sebebi ise RNA'nın bugünkü hücrelerde bile sadece bilgi depolamakla kalmayıp aynı zamanda katalist görevi de görmesidir. TRNA ya da mesela ribozomal RNA'yı düşündüğünüzde bu ilk yaşam formunun kendini kopyalayan ve kendini kopyalamasını katalize eden bir RNA molekülü olduğu büyük bir olasılıktır. Bu molekül belki de e, membrana bağlı yapılar olarak düzenlendi ve böylece dış dünyadan bağımsız ortamlar elde edebildik. Yine de bunun bir olasılık olduğunu yani kesin bilgiye sahip olmadığımızı eklemek istiyorum. Yaygın görüşlerden bir diğeri ise önce metabolizma hipotezidir. Bunu da yazalım. Önce metabolizma hipotezi Bu hipoteze göre de biyokimya kitaplarında okuduğunuz süreçler sıcak hava çıkışlarına yakın yerlerde ve içinde doğru miktarlarda organik moleküller bulunan ilkel çorbanın içinde gerçekleşmiştir. Evet Tarhana çorbası değil bu arkadaşlar, karıştırmayalım. Evet, bugün biyokimyada incelediğimiz mekanizmaların bazılarının hücre dışı ortamlarda belki de cansız bir ortamda gerçekleşmeye başlaması, ortama daha fazla karmaşıklık eklemiş ve bir noktada bazı şeyler kendi kendilerine membrana bağlı yapılar halinde düzenlenmeye başlamışlar. Belki de bu iki hipotezin bir kombinasyonu gerçekleşmiştir. Evet, az önce de dediğim gibi bazı göz kamaştırıcı kanıtlara rağmen ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Biyolojiyi incelememiz gerçekleşen olaylar arasındaki benzerlikler ya da biyolojinin merkezi dogmasına göre bildiğimiz yaşam formlarının ortak yapı taşlarının neler olduğunu da hesaba katarak ilkel yaşamın ya da proto yaşamın nasıl olduğu hakkında ipuçlarına sahip olabiliriz.